Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir Kafa Topu 2 videosuyla karşınızdayım. Kankırır 770 hesabı olarak 2 milyon taraftarın üstüne çıkmış durumdayız. Gerçekten çok mükemmel bir duygu. El emeği göz nurudur arkadaşlar. Tek başıma ancak bu kadar olabiliyor. Yani çok da iyi bir rakam olduğunu söyleyemem ama yani 2 milyon taraftarı olmak da bence bir başarıdır. Aynı zamanda bir mutluluktur diye düşündüm. Bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hatta etkinlik kasarken ben kendimden geçmişim. 2 milyon taraftar olmuşum. Üstüne bir 70 bin taraftar daha kasmışım. Benim haberim yok. Yani gerçekten çok enteresan oldu. Gördüğünüz üzere. 1 milyon olmuştuk, sevindik. Şimdi 2 milyon olduk, daha çok sevindik. İnşallah bakalım daha nerelere kadar gidecek. Zamanla beraber göreceğiz arkadaşlar bunları, öyle söyleyeyim. Şimdi bu videoda çok güzel sürprizlerim olacak size. Etkinlikten arkadaşlar aslında kasmayacaktım. Yani şu mega paket 200 bin taraftar gerçekten çok zor olacaktı benim için. Pek gözüm kesmiyordu yani, yalan yok, açmayacaktım. O yüzden 75 bin taraftar yapıp şu 3 tane efsanevi paketi alıp çıkacaktım. Yani çok fazla kasmayacaktım bu hafta. Bunu açtım, 75 bin doldu. Tam açacakken ya dedim ben bunu neden videoda çekmiyorum dedim. Hani insanların şöyle gözü gönlü açılsın, bir paket görsünler dedim. Sakladım. Öyle devam etti arkadaşlar. Dedim bari dedim madem bunu sakladım, mega paketi de saklayayım dedim. Hani bir tane de mega paket açarız üstüne. Ondan sonra bir de tekliften artık şunu da görünce, neredeydi o? Aynen, %65 indirim, 1120 elmasa 2 tane mega paket teklifini görünce elmasım da vardı. Dedim 3 tane efsanevi açalım, 3 tane de mega paket açalım, elmasları mezara mı götüreceğiz dedim. Ve bayağı bir kastım arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Şu anda etkinlikte son 5000 taraftar falan kaldı. Hatta 4280 mi? Aynen, 4280 taraftar kaldı. 3 maç demek bu. 3 tane maç attıktan sonra bu paketlerin hepsini beraber açacağız arkadaşlar. O şekilde söyleyeyim. Şimdi onun haricinde ne yaptım hesapta? Hesapta gerçekten çok fazla şey yaptık. Tekliften bir paket daha satın aldım. Kariyer modu için 540 tane kariyer bileti aldım arkadaşlar. Bu kariyer biletleriyle maçları attım. Böyle bir 20'ye yakın maç attım. Ve yaklaşık %125 civarı ekstra bonus taraftar kazandım. Bunlarla beraber Mystic Panda, Enerji, işte etkinlik karakteri, 2x TF hepsini üst üste koya koya 2 milyon taraftarın üstüne çıkmayı başardık arkadaşlar. Şimdi maçlara gidiyorum. Geri sayım başladı. Son 3 maç. Botlarla oynuyorum arkadaşlar şu anda. Neden botlarla oynuyorum? Aslında şu anda inanın bana gerçek rakiplerle oynamak daha mantıklı. Çünkü botlar zorlaştığı için bazen size özel güç de harcatıyor. Şu anda ben özellikle botla oynuyorum ki bir önceki videomda kolay bot denk gelmişti. Ben bu botların zor olduğunu ama çok zor olmadığını savunuyordum. Şimdi bunu size böyle canlı canlı ispat etmek istiyorum. Şu anda görüyorsunuz gerçekten zor bir bot. Yaklaşık 50-60 maçtır yenilmiyorum. Yani gelebilecek en güçlü botlar geliyor arkadaşlar şu anda. Şimdi size bu botları nasıl patakladığımı göstermek istiyorum. Evet, şöyle bir güzel. Senin deden beni yıpratamadı, sen mi yıpratacaksın bot kardeş? Ben bunun dedeleriyle az uğraşmadım arkadaşlar. Ne günlerdi o günler? Bunun Paik Saos'u vardı, büyük şefi vardı. Efendime söyleyeyim. Ya Ateş Kadın'la bile bazen öyle bir oynatıyorlardı ki botları yeniliyorduk arkadaşlar. Bilgisayardan oynamama rağmen, 6 özeli basmama rağmen yani yenemiyorduk. O denli zordu botlar. Şimdi bu bot zor. Eyvallah, kolay demiyorum. Bak çakallık yapıyor ama görün bakın nasıl yeneceğim yani. Şu ana kadar hiç yenilmedim. Yani 50-60 maç oynadım. Sadece bugün. Hani gelecek en zor bot şu anda geliyor arkadaşlar. Zaten fark ediyorsunuzdur görüntüden de. Bak bir güzel pataklayacağım ki şu anda PC'de topun mekanikleri bozuk durumda. Bazen onunla alakalı olarak da sıkıntıya giriyorum. Gereksiz gol yiyorum böyle. Fark etmeden gol oluyor. Hani ona rağmen bu botlar yeniliyor arkadaşlar. Çok zor botlar değil bunlar. Ben bunu gönül rahatlığıyla... Bak görüyor musun? Bak olaya bak. Bir yandan da bu yüzden gerçek rakiplerle oynayamıyorum. Yani şu olay gerçek rakiplerle olursa muhtemelen ben sinirden laptopun anasını ağlatırım arkadaşlar. Tekme tokat. Artık Allah ne verdiyse. Hiç gerek yok. Bilgisayarımız bize kalsın. Önümüzdeki hafta düzeline kadar artık botlarla idare edeceğiz. Ne yapalım? Gayet güzel bir şekilde bu botu yendik arkadaşlar. Bakın tek bir özel bile kullanmadım. Canavar gibi de oynadı yani. Zaten bunun hani gelsin bir tık daha zoru geliyor. Ona da en fazla iki tane özel, hani bir tane büyük kafa. Anladın mı? Bir tane de 2x gol bastın mı? Sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Bu arada unuttum, 2x TF basmam lazım. Yoksa daha fazla maç atmamız gerekecek.
Şuradan ben bir iki kat. Ya 15 zümrüt biraz çöp olacak ama olsun. Sıkıntı yok. Şuradan bakalım kaç tane maç yapmamız gerekiyor. 1900 taraftar geliyor arkadaşlar. 3000 desen 3 maç. Aynen 3 maç daha yapalım. Tamam yapalım olsun. Hem uzun olmuş olur video. Sıkıntı yok. En sonunda da paketleri açacağız arkadaşlar. O kadar emeğin karşılığını alacağım. Gerçekten mutluyum. Bu ana da sizleri şahit etmek istedim. İnşallah böyle içinizin yağlarını eritecek güzel tatmin edici bir video olacaktır. Gel bakalım bot kardeş. Şimdi seni bir pataklayayım ben. Gerçekten şekil şukul yapıyorlar. Bazen anlamsız anlamsız hareketler ediyorlar ama yani hiç yenilmedim ya botlara. Vallahi yenilmedim yani. Yemin de etmeyeyim belki hatırlamıyorumdur ama yenildiğimi hatırlamıyorum yani. Bir şekilde yeniyoruz. İstediği kadar zor gelsin. Bir tane denk geldi. Gerçekten ona neredeyse yeniliyordum. Yalan yok. 6 tane özelimi de harcadım. Son anda aldım maçı ama yine de yenilmedim yani. Bir şekilde alıyorsunuz maçı. Şimdi burada sizlere de göstereyim. Botları nasıl pataklıyorum. Hey gidi bot kardeş be. Sen git deden gelsin. Tamam. 4-1. Bu botları arkadaşlar hani taktik haddime değil. Yani haddime değil taktik vermek ama tavsiyelerde bulunabilirim. Sağ ve sol tuşlarını bol bol kullanın. Botun kafasını karıştırın. Arkadaşlar unutmayın ki bu bot bir bilgisayar yapımı. Yani bir bilgisayar daha doğrusu bilgisayar yapımı değil, kul yapımı ama bir bilgisayardır. Yani onun kafasını karıştırabilirsiniz aslında. Yani ben en azından bu şekilde olduğunu düşünüyorum. İşe de yarıyor. Hani sağ sol sağ sol yaparak botun devrelerini yakabilirsiniz arkadaşlar. Botun devreleri yanınca da zaten rahat bir şekilde galibiyet geliyor. Bir de çok alttan alttan gelince zıplamayın. Bakın alttan şu anda üstten geldi ama bazen yapıyor yani topu ayağından alıyor sürüklüyor böyle. Öyle oldu mu kesinlikle zıplamayın arkadaşlar. Zıplarsanız kesinlikle alttan o golü yersiniz. Yani zıplamayın derken dengesiz zıplamayın böyle. Anlatamadım ama. Neyse dur denk gelirse göstereceğim. Yine 9-5 rahat bir galibiyet gelecek. Şöyle 10. Zıplamayan botlar yukarıdan atarsınız arkadaşlar. Alttan atamazsınız. Zıplayan botları da üstten atamazsınız. Alttan atarsınız. Bakın şu botu attığım neredeyse bütün goller yukarıdandır yani. Bu arada reklamımı yapayım. Açıklamada Instagram hesabımın linki var arkadaşlar. Oradan takip ederseniz sevinirim. Oyunla alakalı, kanalla alakalı, kendimle alakalı şeyler paylaşıyorum. Magazinden ziyade YouTube'a yönelik içerikler paylaşıyorum. Ayrıca hani paylaşacağım videoları çektikten sonra hani yüklenirken Instagram'da paylaşıyorum ki hani hangi video gelecek önceden haberiniz olabilir. Açıklamada link var. Beklerim. Evet, bir bot daha geldi. Bak alttan geliyor ya zıplamayacağım. Zıplarsan geçmiş olsun. Bak 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 bak. Deden gelsin ulan deden gelsin. Hey baba be. O büyük şefin botu geliyor arkadaşlar aklıma. Ulan ne zıplardı ya, ne zıplardı. Böyle ekranı enine boydan boya kesen bir kalkan oluşurdu oyunda. O kalkandan top geçirmeniz imkansızdı, imkansız. Yani botlar zor ama böyle yenilenler diyorum herhalde zor bot görmemişler yani. Zaten eskilerin çoğu bunun farkında. Ama oyuna yeni başlayanlar hani 3-4 aydır falan oynuyorlar bu şekilde düşünüyor olabilir yani. Onun için diyorum Zebani Botlar isminde başlığında bir videom var arkadaşlar. Zebani Botlar. Conqueror şeklinde aratırsanız bulursunuz. O videoyu izleyin de gerçekten zor bot görsün gözünüz. Bunlar zor mor değil yani. Evet bakın yine mekanik hatasından dolayı topun mekaniğinden kaynaklanan hatadan dolayı gol yedim. Sıkıntı yok. Yine alacağız. Bak bak gördünüz mü arkadaşlar? Tam olarak bundan bahsediyordum. Alttan gelirse zıplamayın. Alttan vurun siz de. Eninde sonunda pes edecektir. Bak görüyor musun? Bak. Gördün mü? Gördün mü? Bak ne kadar güzel denk geldi ya. Şahane şahane. Güzel oldu. Dediğim gibi ben bunların dedelerinden zamanında çok çektiğim için bağışıklığım var arkadaşlar bu kafa topu 2'deki botlara. Evet güzel. 7-4. Yine rahat bir şekilde özel güç bile kullanmadan ama gayet zor. İlk maçtan daha zor arkadaşlar şu anda. Bot gerçekten oynuyor yani. Yine de aldık. Tabii karakter önemli. Şimdi elimde Mistik Panda var.
Onu da söylememek ayıp olur. Yani daha düşük bir karakterle daha çok zorlanırsınız. Ben şeye kadar indim hani 40 seviye. Nadirlere kadar denedim. Gayet rahat bir şekilde yeniyorum arkadaşlar. Şimdi şuna geçmeden önce kaç taraftar olmuş bakalım. Gir etkinliğe. Allah, ben bir maça daha girecektim neredeyse. Evet arkadaşlar, vakit geldi, çattı. 3 tane efsanevi paket, 3 tane de mega paket açacağız. Öncelikli olarak 3 tane efsanevi paketimi ver bana kardeşim, ver. O kadar kastım, o kadar emek harcadım, şimdi ver bana bunun karşılığını. Hadi bakalım. Ver 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 ver. Oh, kart veren ellerin dert görmesin ya. 2 tane çöp geldi kartlardan, sıkıntı yok. Neler geldi şuradan? 12 tane elmas. Bedava. Bedava mal. Bedava bal. Tatlıdır arkadaşlar. Ne geldi? Titana geldi. Büyük şefe geldi. Sihirdara geldi. İyi güzel. 2 tane daha var. Asıl olaylar mega pakette. Ver 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 ver. Oo, bayağı bir kraken geldi. Güzel oldu. Yine 2 tane çöp. Ya şunları düzeltin ama masamo yapmayın böyle yani. Efsane bir paket diyorsun. Gidiyorsun nadir karakterlere yetenek kartı veriyorsun. Bu nedir ya? Hatta Karazeyl nadir bile değil, sıradan. 231 kart oldu Mystic Panda. Bekletiyorum arkadaşlar. Yekten hepsini beraber yükselteceğim. Kraken için 64 oldu. Güzel. Devam. Bir tane daha aç. YouTube'da slime slime videoları izliyorlar ya arkadaşlar. Rahatlatıcı video falan. Ya geçin onları. Al size rahatlatıcı video işte. Bol bol kart. Güzel. 36 elmas sadece buradan geldi. Gayet güzel bence. Yani elmas vermesi güzel demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bedavadan elmas akmış oldu. Ve evet, ilk mega paketimi açıyorum arkadaşlar. Vatana millete hayırlı olsun. 800 elmastan bahsediyorum. Para karşılığı 100 lira. Ve birinci paketimizi açıyoruz arkadaşlar. 100 kart ver. Ver baba ver 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 ver. Ne geldi? Roni ne ya? Sevimli Dino ne? Elf kraliçesi ne? Mavi ayı ne? Yapmayın Allah aşkına ya. Yapmayın. Ve bu pakete 100 liraya satıyorsunuz. Ben şimdi bu pakete 100 lira verip alır mıyım ya? Almam. Almam arkadaşlar, açık söyleyeyim. Yani adam akıllı kartlara versene efsanevileri. Yani kartlar açısından sıkıntı yok. Kartlar bol bol geliyor. Baksana yani. Ama şunlar ne yani? Bunlar yetenek kartların içinde bir tane bile işe yarayacak bir şey yok. Roni ne ya? Roni ne arkadaşım? Neyse tamam, moral bozmayalım. 2 tane daha atacağız. Ne geldi? Kraken'e geldi. Ruhani avcıya geldi. Ruhani avcı benim açık değildi ve az kartı kalmış. O açıdan iyi oldu benim için. Yalan yok. Büyük şef için de 3. seviyeye son 24 kart kalmış. O da güzel. Titan pek ilgimi çekmiyor. Trudor da ilgimi çekmiyor. Tamam. Güzel. Şimdi gelelim arkadaşlar şu özel teklif kısmından. Basıp alacağım ya. Diyorum ya. Mezarımı götüreceğiz ya elmasları. Al gitsin be. Al gitsin be. Paketi başarıyla satın aldık. Hadi bakalım. Ver bana şimdi paketlerimi. Ver 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 ver. Heh, şöyle pay iki sahaya ver. Güzel güzel karakterlere ver ya. %5 altın. Heh. Bak bak bak. Çıkan şeylere bak yine ya. Yapmayın böyle şeyler, yapmayın. Masa mı? Yani 100 liraya satıyorsun bu paketi ya. Yani şu yetenek kartlarına düzenleme gelmesi lazım. Gerçekten yetenek kartlarına düzenleme gelmesi lazım. Yani şu karakter kartlarından sıkıntı yok. Onlara eyvallah. Ama yetenek kartları çok düşük karakterlere çıkıyor. Hoş değil. Güzel, Kraken'e bayağı kart verdi. O benim için çok mükemmel oldu. Sihirdar, Savaş Lordu, Paik Savi ve Büyük Şef. Güzel. Bir tane daha. Artık son. Son paketi de açıyorum. Şişko paket. 3 tane şişko paket açtık arkadaşlar. Daha ne yapalım? Savaş Lordu %10 DP. En çok ihtiyacım olan şey. En çok ona ihtiyacım vardı zaten. %60 taraftar Android için kullanılabilir aslında. Evet. Ver 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 ver. Mystic Panda'ya iyi geldi. Biraz daha Kraken'e gelseydi iyi olacaktı ama Kraken az verdi birazcık sanki. Neyse. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Ben şu kart paketlerine şu gözle bakıyorum. 40 seviye efsanevilerin altındakiler çok dikkatimi çekmiyor. Hatta onları yükseltmeyi düşünmüyorum bile. Yani şuradan itibaren. Hani şu hadi kuşu da alalım diyelim hadi. Kuşun altındakilerden. Denizler kralından itibaren yükseltme yapmayı düşünmüyorum. Onlar da çıkacak ama mecbur çıkartmak zorundasınız ki diğerleri çıksın. Hani çıkan tek bir kartı bile kar olarak görüyorum. Hani o karttan kurtulmuş olduk. O karttan kurtulmuş olduk. Diğerlerine sıra geldi şeklinde düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Ne yaptık?
2 milyon taraftar olduk dedik. Yetmedi. Kariyer bileti aldık 540 tane. Bununla beraber 177. maça kadar ilerledik. 3 tane efsanevi, 3 tane de mega paket açtık. Yani daha ne yapalım, videoya hakkını verdik diye düşünüyorum arkadaşlar. Botları da patakladık. Şimdilik benden bu kadar. Umuyorum ki keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.